Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kali Samsara'nın Ateşi hikayesinde Sarasvati rotasıyla devam ediyoruz. 1. sezon 8. bölümdeyiz. Anlaşma, evlilikle eş anlamlıdır. Ben bölümü biraz oynamışım, o yüzden bölümü yeniden başlat diyeceğim. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bölüm 8. Göze göz, dişe diş. Devi dondu. Kendini tam bir aptal gibi hissetti. Kamal evlilik düşüncesinden bile ne kadar nefret ettiğini bildiği halde. Gerçekten onun arkasından onu nişanlandırmaya mı karar verdi? Yeni Bayan Sharma'nın ne kadar güçlü ve başarılı olduğunu açıkça gösterip konukları etkilemek için davette Lord Aya'yı kuydurmak başka. Teklifi gerçekten değerlendirmeyi kabul etmek bambaşka bir şeydi. En azından yakın çevresinde müttefikleri var mıydı? Yoksa herkes kendi kurallarına göre mi oynuyordu? Kamal onun arkadaşı mıydı ki? Lord koltuğundan kalktı. Diana üstündeki kıyafeti almak için telaşlandı. Gurur yolu. Devi şaşkınlığını gizledi. Çöp gibi tüm gereksiz duyguları tek bir hareketle süpürüp attı. Bunları sonra düşünecekti. Özgüvenli ve sakin bir ifade takındı. Lord her şeyin plana uygun gittiğini düşünsün. Ne kadar kızgın olduğunu sadece ikizler, Amrita ve Kamal anlayabilirdi. Bu konuşmadan sonra nasıl bir kıyametin kopacağını tahmin ediyordu. Benim sevgili Vasim, benim için en iyisinin ne olduğunu bilir, değil mi? Bilir sevgili Devi. Lord Declare, sizinle evlenmemi mi istiyorsunuz? Benim bir itirazım yok. Ama bana uygun olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor. Kanıtlamam mı? Size ne sunabilirim? Lord geriye yaslandı ve bacak bacak üstüne attı. Devi tezgahın üzerindeki bir raskulla gibi önüne konulmuştu. Bakın bakalım ne kadar lezzetli ve güzel. Onu almak ister misiniz? Hizmetkarlar ve Arhat kaplanla uğraşıyor. Sara, Rada ve Amrita fısıldaşıyor. Kamal ile video durup izliyordu sadece. Sohbete dahil olmak için acele etmediler. Anil Sharma'ya bakmıyorlardı bile. Kesinlikle sunacak bir şeyiniz olacağına eminim. Oluşan atmosferin aksine Devi neşelendi. Çünkü Lord onu etkilemek istiyordu. Devi onun için önemliydi. Çünkü önemli bir rol oynuyordu. Ama bence düzinede herkes bunu unuttu. Benim fikrim de önemli. En azından Sharma ailesinin başı olduğum için. Onlara bunu hatırlatmam gerekecek. Ne zaman ciddiye alınacağım? Onlara bunu hatırlatmam gerekecek. Devi ellerini arkasında kavuşturdu. Christian'a sinirli bir bakış attı. Sonra da aynı bakışı herkese yöneltti. Vidya, Kamal, Anil, Lord. Bayan Basu kızın bakışlarındaki kararlılığı fark edip sırıttı. İçini dökmek için sabırsızlanıyorsun değil mi Devi? İçimi dökebilir miyim ki? Sessiz kalmamı tercih etmez misiniz? Artı bir özgürlük ederiz. Dinlemek isterim. Vidya arkasını döndü ve gözlerini devirdi. O ve Kamal birbirlerine bakarken kadın Devi'ye kısaca başını salladı. Sakinleştir şunu. Mecbur değilim. Bu nişan benim için sürprizlerle dolu. Olası bir evlilikte eşimle her anlamda eşit olacağımı düşündüm. Bana danışacağını düşünmüştüm. Belki birileri farklı düşünüyordur. Devi içini çekti ve elini yakındaki masanın üzerindeki çiçek aranjmanına indirdi. Sanki hayranlık duyuyormuş gibi yaprakları okşadı. Gri gözler kötü kötü kısıldı. Ama ben de sürpriz yapmayı severim. Neyse ki konumum ve imkanlarım gerektiği kadar büyük sürpriz yapmama izin veriyor. Artı bir miras. Hırslı bir kız olduğunu biliyoruz. Devi neredeyse doğrudan düzinenin onu planlarına dahil etmeye başlamazsa onları kendi planına dahil etmeyeceğini belirtti ve planları ciddi olabilirdi. Özellikle de Vidya ve Rejin istediğini yaparsam, Lord'la evlenirsem ve avantajımı onlara karşı kullanırsam, sırf intikam olsun diye. Artık bir kukla değilim. Rada müdahale etti. Aa, üstteki bildirimi okuyamadım. Ama bunu öyle bir günde halletmeyiz, değil mi? Nişana bağlı. Bazen her şey çok hızlı bir şekilde yapılır. Her türlü koşul meydana gelir Rada. Ama bu durumda bir sürü koşul var.
Her iki taraftan da birçok sorunun çözülmesi gerekiyor. Mesela 5 yıl önceki katliamla ilgili. Aramızda bu kadar önemli bir belirsizlik varken, böylesine önemli bir ittifakı müzakere etmek son derece zor. Ne öneriyorsunuz Bayan Basso? Siz nişan için hazırlık yaparken, çeyiz ve diğer her şeyi tartışırken, bizim tarafımız da dağ evi meselesiyle ilgilenecek. Bunu kim, neden ve nasıl yaptığını bilmek istiyoruz. Yardım eder misiniz? Bayan Basso planın ilk aşamalarında bile itibarını kaybetmeden durumdan yararlanmaya çalıştı. Bizi arattı ve nişanı kabul ettiklerini söyledi. Ama ondan önce olaya karışmadıklarına dair kanıt istedi. Ellerini kirletmeden suçluları bulmak istedi. Beni yanlış anlamayın Lord de Clare. Düzinenin en önemli isimlerinden birini katillerin eline teslim edemeyiz. Gösterilmiş erdem. Bana katil mi diyorsunuz? Elbette hayır. Ama yakın çevrenizde katiller varsa onları bulup cezalandırmak isteriz. Divya, Sharma ailesinin başı olarak kalmalı. Eğer o sizden birinin elinden ölürse sadece nişan sona ermekle kalmayacak. Her türlü ateşkes de sona erecek. Bayan Basso beni savunuyor. Vidya kendini feda ederek onu kurşundan kurtardığını unutmadı. Amcamızın da keyfi kaçtı. Bay Sharma bundan hoşlanmadı. Eğer Vidya yeğeninin tarafındaysa bu durum işleri önemli ölçüde değiştirir. Değiştirir ama tamamen değil. Size yardımcı olacağım. İhtiyacınız olan yere erişmenize izin vereceğim. Ve istediğiniz kişileri bulacağım. Bununla kim ilgilenecek? Bay Basso, kardeşim. Onun için adam göndereceğim. Bu birkaç gün sürecek. Amcam? Doran bu işi üstlenecek mi? Onu tanıyorsun Kamal. Bütün bunları çözmeyi çok istiyor. Mucizevi bir şekilde onu daha önce durdurabildim. Artık Clefagrami'de ortalık sakin. Dolayısıyla burada ona daha çok ihtiyaç var. Büyükler konuşurken devi kızların yanına çekildi. Onlara gizlice baktı ve fısıldadı. Bay Doran Basso kimdir? Onu tanıyor muyum? Önce Sarasvati cevap verdi. Annemin kardeşi. Basso ailesinin malikanesinde Clefagrami'de işleri bizim adımıza yönetiyor. Onun hakkında pek bir şey duymadın. Çünkü onun tüm şöhreti isyan yıllarına denk gelmişti. İnsanları yönetti ve ön saflarda savaştı. Aynı yıllarda babamız ve sizin anne babanız öldü. Kamal onunla omuz omuza savaştı. Bu ikisi kötü şöhrete sahipti. Her ikisinin de aklı beş karış havada. İkisi de çok genç. Sadece savaş düşünüyorlardı. Doran ve Kamal birbirlerine değerdi. Annem onların deli hikaye olduklarını söylerdi. Ama ikisi de büyüdü ve akıllandı değil mi? İkisi de büyüdü ve akıllandı. Sarasvati buna pek inanmıyor. Güneş yavaş yavaş ufka yaklaşıyordu. Eve dönme zamanı gelmişti. Yemeğe dönmeyi kimse düşünmüyordu. Devi konukları geçirmek zorunda kaldı. Kaplan'ı bulmak ve onunla tanışmak için sabırsızlanıyordu. Bu nasıl bir hazineydi? Devi yeni evcil hayvanını düşündüğünde neşeyle doldu. Düzinedekiler önden yürüdü. Kamal kesinlikle geceyi orada geçirmezdi. Birincisi, yalnızca kendisinin bildiği nedenlerden dolayı deviden kaçınıyordu. İkincisi, kesin tartışmış olacaklardı. Kendimi sakinleştireceğim ve sonra ona tüm soruları soracağım. Bir gün iş meseleleri için buraya gelecek. O zaman onu yakalarım. Müstakbel gelin ve damat yan yana yürüdü. Christian yavaşça kızın avucuna dokundu ve parmaklarını bileğine doğru kaydırdı. Çok göze çarpmayan bir şekilde ancak Devi'nin yanakları hafif pembeye döndü. Yavaşlayalım mı? Elini çek, yavaşla. Sonunda benimle konuşmaya mı karar verdiniz? Divya durdu, kollarını göğsünün üzerinde kavuşturdu. Son zamanlarda olan biten hiçbir şeyden haberim olmuyor. Zoruma bile gitti. Christian gözlerini kızdan ayırmadan sırıttı. Her şeyi arkasından yapması Devi'nin hoşuna gitmemişti. Teklif etmeden reddedilmek istemedim. Bu nedenle doğrudan konuşmadım. Bu şekilde reddedilmeyeceğinizi mi düşündünüz? Kamal'ın benden kolayca vazgeçeceğini mi umuyordunuz? Dürüst olalım. İkimiz de konumumun ve pozisyonumun düzineden herhangi bir kızı seçme hakkı verdiğini anlıyoruz. Ama öyle bir zorlama planımın parçası değildi. Ben bu işe ancak siz de gönüllüyseniz varım. Zorla güzellik olmaz.
Adam deviye doğru küçük bir adım attı. Kız farkında bile olmadan arhat ararcasına hemen avluya baktı. Korkmanıza gerek yok, size dokunmam. Christian ona ciddi bir şekilde baktı. Soğuk mavi gözlerinde bir damla bile alay yoktu. İnce yüzündeki gölgeler özellikle Lord'un ne kadar çok çalıştığını ve ne kadar az dinlendiğini vurguluyordu. Çok daha uzun olduğundan onu utandırmamak veya varlığıyla ona baskı yapmamak için deviye uzak bir mesafede durmaya çalıştı. 5 yıl önce teklifi net bir şekilde reddetmiştiniz. Bu sefer de reddedecek misiniz? 5 yıl önce de bizimle evlendiğini itiraf ediyor. Reddetmiş miydim? Bana hiçbir şey teklif etmediniz. Nasıl yani? Her şey mektuptaydı. Buna ilk görüşmemizde karar verdim ve başka kimseyi düşünmedim bile. Vidya ve Rej'e yazdığınız mektupta birkaç isim belirtmediniz mi? Lord gerçekten şaşırmıştı. Hayır, özellikle sizinle evlenmek istediğimi yazmıştım. Ama eğer bu mümkün değilse diğer seçenekleri değerlendireceğimi veya nişan erteleyeceğimi de ekledim. Nişanlımın saldırıda öldürüldüğü haberi bana ulaştığında itiraf etmeliyim ki bir süre o kişinin siz olduğuna inandım ve üzüldün. Yani o akşam onun nişanlısı benim mi olmam gerekiyordu? Kamal koridorda Rej'e şantaj yaparken asıl bundan mı kaçınmama yardım etti? Onun sayesinde hayatta kalmışım. Ratin'in ölümü tesadüfi değil miydi? Bize Lord'un birkaç isim arasından seçim yaptığı söylendi. Meğer o sadece benim için ısrar etmiş. Aksi halde evlenmek bile istemiyormuş. Görünüşe göre biri benimle ya da bizimle oynuyor. Bence her şey çok açık. Benimle evlenmenin size pek çok faydası olacak. Ancak bir dizi tesadüfler size ikinci kez teklif yapmamı engelliyor. Önce mektubumdaki yanlış bilgi ve saldırı. Şimdi de amcanızın aceleyle gelişi. 5 yıldır bu durum gündemde ama o ancak şimdi mi ortaya çıktı? Eğer durum böyleyse miras üzerindeki haklarını uzun zaman önce talep edebilirdi. Öğrenirken sizi yoldan çekmek çok daha kolay. Ve siz neredeyse amacınıza ulaşmışken ortaya çıktı. Görünüşe göre birileri ittifakımıza çok karşı. İşlerine gelmiyor, anlatabiliyor muyum? Bu evlilik olmazsa da sizin işinize gelmiyor. Benimle büyük bir aşk ile mi evleniyorsunuz sanki? Kendi hedeflerinizin olduğu kesinlikle açık. Ama kendinizden sorumlusunuz. Ve hatta seçim yapabilirsiniz. Benim için geriye ne kaldı? Ne istiyorsunuz? Özgürlük mü? Güvenlik mi? Refah mı? Size tüm bunları ve hatta daha fazlasını verme gücüne sahibim. Bağlantılarınız ve paranız bana tek bir şey veremez. Aşkı, Lord Declare. Aşkı mı? Christian gözlerini kırpıştırdı. Sanki kelimeleri anlayamıyormuş gibi kaşları şaşkınlıkla çatılmıştı. En az beklediği cevap bu gibi görünüyordu. Düşünceli bir şekilde başını salladı ve düşünceli şunu söyledi. Aşk doğru, bunu düşünmemiştim. Bu çok mu tuhaf? Hayır ama hangi evlilik size aşkı verebilir ki? Çoğu zaman aşkla evliliğin hiçbir alakası olmuyor. Rej ve Radha'nın olduğu gibi veya mutlu bir evliliği olan birini tanıyor muyum ki? Ama yine de bana en önemli şeyi veremezsiniz. Bunu nasıl düzeltebileceğimi düşüneceğim. Lord Morbi Pulmeira çiçeği koparmak için çömeldiğinde deve onun ellerine baktı. İnce uzun parmaklar sapa dokundu, damarlar yumuşak bir şekilde belirdi. Christian muhtemelen piyano çalıyordu. Dövüş sanatında ustalaşmıştı ve çok daha fazlası. Çiçeği koparmadı, sadece yapraklarını okşadı. Deviye doğrudan, hatta fazlasıyla meydan okuyan bir bakış attı. Bu hikayenin sonu bizim elimizde. Benim ve sizin. Bu seçim Christian'ın sana olan ilgisini artıracak ya da tamamen söndürecek. Ve sadece bizim. Kendinize çok fazla yükleniyorsunuz. Biri seçerseniz arkadaşlar romantik seçenekler çıkmaya devam eder. O yüzden 2'yi seçiyoruz. Devi açıkça güldü. 5 yıldır bu işi yapıyorsunuz ve gerçekten de her şeyin bu kadar basit olacağına mı inanıyorsunuz? Merak etmeyin, hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Düzinenin entrika konularında özel yetenekleri hakkında çok şey duydum. Christian seni iyi bir müttefik olarak görüyor. Daha fazlası değil.
Christian ve Divya içeri, ana koridorlardan birine girdiler. Christian diğerlerinin arasına katılmak üzere ortak salona dönmeden önce Divya'yı durdurdu. Özetlemeye karar verdi. Vidya ve akıl hocanız kesinlikle pek çok şeye karar veriyor. Ama görüyorum ki siz de kendi adına konuşma cesaretine sahip birisisiniz. İstemezseniz hiçbir şey olmayacak. Ama şunu da anlamalısınız. Size çok şey verebilirim. Açık konuşun. Hadi ikna edin beni. İlgimi kaybetmeye başlıyorum. Devi dudaklarını büzdü. Kollarını göğsünün üzerinde kavuşturdu. Ve hatta durumun kontrolünün kendisinde olduğunu hissetti. Son olarak ikna edilmesi gereken kişi oydu. Kendi başıma elde edemeyeceğim ne var sizde? Christian sırıttı. Genç hanımın açık sözlülüğünü takdir etti. Peki ya şunu teklif etsem? Mesela asıl hainin ismini versem. Ünlü düzinenin içinde bir köstebek var. Bunu biliyorsun değil mi? Yangından sorumlu olan kişi. Uzun zaman önce asıl suçlunun bizim tarafımızda olmadığını tahmin etmeye başladınız. O sizden biri ve bu işleri daha da karmaşık hale getirir. Hazırlanmışsınız. Öncelik özgürlük. Devi doğrudan gözlerinin içine baktı. Şaşırmış ya da cesareti kırılmış gibi görünmüyordu. Sadece o hainin ismine ihtiyacım var. Hangi dili konuştuğu, hangi eliyle yemek yediği önemli değil. Seninki, bizimki, yabancı, yerli. Ne kadar yorucu. Hiçbir şey düşünmenize gerek yok. Sadece bir işaret verin Devi ve o adamı ele geçirmenize yardım edeceğim. Sözleşme basit. Ben haini buluyorum. Siz de karım olmayı kabul ediyorsunuz. Himalaya yangınının sorumlularını bulmak imkansızdı. Aksi takdirde düzine bunu zaten yapardı. Ancak Declire'ın başka hiç kimsenin sahip olmadığı kaynakları ve bağlantıları vardı. Devi isteksizce iç çekerek kabul etti. Tamam ama her şeyi anlatacağınız ilk kişi ben olacağım. Bana baskı yapmayın. Her şeyi anlatacağınız ilk kişi ben olacağım. Bunu kesin olarak karakteristik açık sözlülüğüyle söyledi. Adını öğrenir öğrenmez. Hemen bana söyleyeceksiniz. Ne Vidya, ne Reş, ne de Diana bunu bilmeyecek. Devi, Declire'ın gözlerinin içine bakarak neredeyse tehditkar bir şekilde konuştu. O gece abim öldü. Arkadaşım, nişanlınız. Ve ben de neredeyse orada kalıyordum, eğer olmasaydı. El salladı. Her şeyi öğrenen ve hainin kaderini belirleyen ilk kişi olmak istiyorum. Christian evin hanımını dinlerken her kelimesiyle daha çok gülümsüyordu. Makul bir koşul. Koşul, kabul ediyorum. Ve bu bilgiyi nereden ve nasıl aldığınızı da kimseye söylemeyeceğim. Uzun zamandır almak istediğiniz intikamı almanıza yardım edeceğim. Bu gerçek bir düğün hediyesi olacak. Kaplan sadece bir ısınma turuydu. Hainin adını herkesten önce sen öğreneceksin. Bu ciddi bir avantaj. Christian kıza veda ederken gülümsedi. Bayan Sharma'nın ilgisini çekebildiği için memnundu. Yapılacak çok az şey kalmıştı. 5 yıldır izlerini başarıyla silen birini bulmak. Devi yatmadan önce geri dönüp Kaplan'ı ziyaret etmeye karar verdi. Böyle bir şeyi düşünmek bile olağan dışıydı. Ortak salonda Devi'nin düğün hediyesi alanın üzerinde yayılmış yatıyordu. Boynunu uzat. Ah, ben de burayı kaşıyacağım. Bayan Sharma şaşkınlıkla yardımcısı Arhat'ın da hayvanın yanına uzandığını gördü. Büyük kedinin patilerini ve sırtını okşuyordu. Hayvan zevkten 4 köşeydi. Devi'yi fark eden Arhat hemen yerinden fırladı ve gülümsemeyi bıraktı. Hanımefendi, birlikte eğleniyor musunuz? Onu şimdiden evcilleştirdin mi? Hanımının kızgın olmadığını fark eden Arhat rahatladı. Diğer yardımcıların anlattıklarını duyunca çok korkmuştu. Birilerini durmadan çalıştırıyorlardı. Diğerlerini en ufak bir hata yüzünden dövüyorlardı. Arhat'ın hiçbir şikayeti yoktu. Çok sakin, kanepeden yere nasıl indiğini bile fark etmedim. Ona ne at vereceksiniz? Manas. Hayvan onun için bir tehdit oluşturmuyordu. Kaplan sakindi ve hatta rahatlamıştı. Asıl zorluk onu evcilleştirmek değildi. Asıl zorluk, neden başkasını değil de onu dinlemesi gerektiğini göstermekte. Onun sadakatini ve güvenini kazanmakta. Durgan'ın da bir kaplanı vardı, hatırlıyor musunuz? Eğer sinirlenirseniz, belki ellerinizde bir 3 dış
üç dişli mızrak bile belirir. Ana tanrıça Mahadevi'nin Hinduizm'deki dini imajını birçok farklı biçimde sahipti. Bunlardan biri bir aslanın üzerinde oturan, dili dışarı sarkan tanrıça Kali'ydi. Bir tarikatta. Herkes ona tapıyordu. Onun hipostazı aynı zamanda elinde üç dişli mızrak tutan, bir kaplanın üzerinde oturan öfkeli tanrıça Durga'ydı. Devi ona karşı samimi olmaya karar verdi. Sert olmaya karar verdi. Hayvana baktı ve onu sevmek için acele etmedi. Bu kontrol edebilmesi, anlayabilmesi, dizginleyebilmesi gereken ciddi bir avcıydı. Böylece onun iradesine itaat eder, kendi başına takılıp kaosu yaratmazdı. Karakteri sahibinin mizacına bağlıydı. Hayvanlar bu tür şeyleri ustaca okur. Eğer çok yumuşak davranırsan kendini özgür hissedecek ve itaat etmeyecekti. Ve eğer güç kullanarak aşırıya kaçarsan kaplan deviye güvenmezdi. Yalnızca içsel güç ve sakinlik onun sevgisini kazanmasına yardımcı olacaktı. Onu sadık arkadaşı yapacaktı. Dikkatli, yavaş bir dokunuşla yumuşacık boynuna değdi. Akıllı çocuk, buranın sahibi benim, seni kırmayacağım, seninle ilgileneceğim. Kaplan, kız onu daha sert kaşısın diye başını kaldırdı. Arhat, Manaş ve devinin iletişim kurmasını gülümseyerek izledi. Hanımı konusunda son derece şanslı olduğuna içtenlikle inanıyordu. Ona hizmet etmek herkesten çok daha keyifliydi. Bayrayı yalan söylememişti. Bugün Ratan ve Rem kızı Kaligat'ta bekliyorlardı. Müstakbel gelin bundan sonra ne yapması gerektiği konusunda bilgelerin tavsiyesine ihtiyacı olacaktı. Ayrıca düzenin avatarı baş ağrılarını konuşmak için Divya'yı şahsen tapınağa çağırmıştı. Artık herkes onları biliyordu. Kıvılcım, fırtına, delilik, hepsini al. Ben daha önce oynadığım için bölümü bu seçenekler bende elmassız arkadaşlar. Eşvarya geldi ve hemen temizliğe başladı. Onu takip ederek yeni ve belli ki ağır olan bir sandık taşıyan iki hizmetçi içeri girdi. Bu nedir? Düzine gönderdi. Hala yangının sonuçlarıyla uğraşıyorlar. O evde bir sürü güzel ve pahalı kıyafet bıraktınız, hatırladınız mı? Kayıpları telafi ediyorlar. Dolayısıyla kumaş ve süs gönderiyorlar. Eşvarya yeni eşyaları düzenlemeye başladı ve devi şaşkınlıkla onu izledi. Gardıroba 3 yeni saç modeli eklendi. Gardıroba 3 yeni kıyafet eklendi. 3 yeni süs eklendi. Ben o zaman bir bakayım, değiştireyim kıyafetlerimizi. Evet, kıyafetlerimizi değiştirdim. Devam edelim. Devi içinden güldü. Sharma ailesinin varisi olarak düzine fonuna en çok o bağış yapardı. Bence güzel oldu. Kayıplarımın karşılanması kendi paramla yapılıyor. Ne kadar cömertçe. Öğleden sonraki ayine yetişmek için acele edin. Uzun zamandır kendinizi tanrılara göstermediniz. Onlar sizi unutmasın aman. Devi cevap vermemeyi tercih etti ve odadan dışarı çıktı. Evde tanıdık bir atmosfer hüküm sürüyordu. Hizmetçiler dışarıdaki terası temizliyorlardı. Bahçe görevlileri bitkilerle ilgileniyordu. Eşvarya yatak odasını çoktan bitirmişti. Yardımcılarına ayak işlerini yaptırıyordu. Uzun boylu hizmetkar Devi'ye doğru yürüyordu. Günaydın hanımefendi. Arhat'ın ardından Manaş geldi. Kaplan her köşeyi koklayarak bölgeyi dikkatle inceledi. İnsanlar onun için manzaradan daha fazla ilgi çekici değildi. Evin sakinleri ondan korktular ve ondan uzak durdular. Ancak yanından geçerken ona merakla baktılar. Genç bayan Sharma'nın evinde gerçek bir kaplanın yaşadığı haberi soylular arasında hızla yayıldı. Bu tür dedikoduları duyan yabancıların gözleri merakla parlardı. Herkes Sharma konutunu bir müze gibi gezmek isterdi. Manaş yaklaşınca Devi ona elini uzattı.
Kaplan sahibine bakarak ıslak burnunu zevkle avuç içine soktu. Livia Manaş'ın yavaş yavaş yeni evine alışmasını zevkle izledi. Ben çalışırken peşimde geziyor. Belki yardım etmek istiyordur. Onu herkesle tanıştırmanı bekliyordur. Benim yanımdayken daha cesur. Dostum, rol yapmayı bırak. Arhat Şakayoğlu Kaplan'ın kulağına okşadı ve o da yanıt olarak sinsi bir bakış attı. Adam başını kaldırıp Devi'ye baktı. Bayrağı geldiğinde size haber vermek istemiştiniz. Kendisi şu anda kütüphanede. Siz konuşurken atları Kaligat yolculuğu için hazırlamalı mıyım? Evet, lütfen. Şu anda gündüz ayini var değil mi? Tapınağa birini gönderin ve Sarasvati'ye onu görmek istediğimi ve yakında orada olacağımı ilettirin. Devi yakında sarayı göreceği düşüncesiyle sevinç duydu. Bir gün önce olup biten her şeyi konuşmak ve onun o özel, eşsiz gülüşünü görmek istedi. Sara herkese kendi tarzında gülümsüyor gibiydi ve Devi ona gülümseme tarzının en iyisi olduğundan emindi. Erhat görevi yerine getirmeye gitti ve Devi kütüphaneye doğru yürüdü. Kamal'ı hemen buldu. Sırtı girişe dönük durmuş. Kitaptan okuyup bir şeyler yazıyordu. Ön kapı gıcırdayınca genç adam hemen arkasını döndü. Devi'yi gördüğünde ifadesi değişmedi. Bunu alalım. Geldi. Normal insanlar gibi konuşalım mı? Yoğun programın içinde konuşmaya vaktin var mıymış? Özürler kabul edilir. Özürler kabul edilir. Özür dilemek istedin de cesaret edemedin diye önceden söylemeye karar verdim. Peki neden özür dileyim ki? Kamal sanki gerçekten bir cevap bekliyormuş gibi kollarını göğsünün üzerinde kavuşturdu. Kaşlarını kaldırdı. Kasıtlı olarak sakindi ve Devi'yi çileden çıkarıyordu. Hakikaten ya, ne var ki? Arkamdan gizli bir komplo kurdun. Hepsi bu. Komplo, öyle mi diyorsun? Bütün vücudunu kıza çevirdi. Seni o zaman uyarmıştım, hatırladın mı? Lord'un seni seçeceğini ve tüm koşulların sadece bunu destekleyeceğini. Bir şey olmaz dedin ama oldu, tam da dediğim gibi oldu. Amcan yangını körüklüyor, sonuçlarından kaçamayacaksın. Sevini savunmaya çalıştım ama durum kontrol edilemez hale geldi. Kendin gördün, direnmenin bir anlamı var mı bilemiyorum. Devi acı bir şekilde gülümsedi ve Kamal'a inanamayarak baktı. Yani buna katkıda bulunmaya mı karar verdin? Neden onay verdin? Neden beni uyarmadın? Genç adamın kayıtsızlığı endişe vericiydi. Lord Devi'ye reddedilmesi zor bir teklifte bulundu. Hainin ismini verecekti. Vasisine ne vaat etmişti. Son ana kadar bundan kaçınmak istedim. Ancak Vidya bana hiçbir seçeneğin kalmadığını açıkça belirtti. Vidya sana tam olarak ne söyledi? Artık amcanın düzineden fazlasını kendi tarafına çekme şansı varmış. Zaten bunu yapıyor. Senin cesur ve radikal bir hamleye ihtiyacın varmış. Bir müttefik olarak Lord onu korkutup teslim olmaya zorlayacak. Evlenmek zorunda değilsin. Sadece Anil'i ortadan kaldıralım. Sonra... Bunu sana sonra anlatırım. Evlilikten kaçınarak bu durumu kendi lehine çevirebilirsin. Kamal'a güvenemedim. Belki benden bir şeyler saklıyor. Ya da onun bu yönünü hiç bilmiyordum. Anlaşmayı kendin yaptın değil mi? Belki ben fazla endişelendim. Ve sen Vidya'nın planlarını gerçekleştirebilirsin. Böyle düşünen tek kişi ben değilim. Madenlerdeki başarın birçok insana güven verdi. Divya düşünceli bir şekilde sordu. Anil'i nasıl ortadan kaldıracaksın? Amca hiç şansı olmadığını görecek ama sonra ne olacak? Vidya onu Radha'yla evlendirmek istiyor. Bu her ikisine de fayda sağlayacaktır. Amcayı mı? Radha'yla? Kız ondan hemen kurtulacak. Düğünden sonra bir yıl bile dayanamayacak. Bundan sonra başına ne gelecekse gelsin. Artık engel olmaktan çıkacak. Gerisi bizi ilgilendirmez. Anil benim yerimi alamayacağını görürse Radha'yla düğün ve Basu ailesinde yaşam ona çok çekici gelecektir. Ama Radha hamile. Vidya her şeyi biliyor mu yoksa? Hemen tahmin etti. Her şey mantıklı hale geldi. Ah işte bu. Vidya durumu gizlemek ve aynı zamanda rakibimden kurtulmama yardım etmek için Radha'yı bir an önce Anil ile evlendirmek istiyor. Yani anlaşmam Radha'yı da etkileyecek. Eğer Lord'la ittifakı reddedersem Anil'e evlenmek istemeyecek ve miras mücadelesine devam edecek.
İnsanlar onun evlilik dışı hamileliğini öğrenirse, Rada rezil olacak. Bir süreliğine bir yere gitmek zorunda kalacak. Peki neden bunu hemen söylemedin? Parçalanıyorum deve. Kendi işim var. Aile işlerini yönetmene yardımcı oluyorum. Aynı zamanda nişan ve düzine sorunlarını da çözüyorum. Kızacağını biliyordum çünkü ben kendime zaten kızıyordum. Sonra sana karşı aşırı korumacı olduğumu fark ettim. Yardıma ihtiyacın olmadığını ve dikkate alınması gereken bir güç olduğunu kanıtlamak mı istiyorsun? O zaman genel planda yer al. Baştan sona düşünmeye yardım et. Girişimimizin başarısı senin, benim veya bir başkasının özgürlüğünden daha önemlidir. Bu hepimizle ilgili. Kemal Devi ile sanki eşit biriymiş gibi dürüstçe konuştu. Seni gerçekten bir lordla evlendirmek istediğimi mi sanıyorsun? Bunu asla istemem ama eğer onunla evlilik, kan dökmeden özgürlüğe giden yolsa denemelisin. Devi'nin içi burkuldu ama genç adamın sözlerinde pek çok gerçek vardı. Bunca zaman sadece kendisi için endişeleniyordu ama artık birçok kişinin kaderi ona bağlıydı. O zaman Kaligat'a gideceğim. Ne yazıyorsun? Doran'a mektup. Bay Basu'ya mı? Kalkuta'ya neden davet edildi? Bize nasıl yardımcı olacak? Yabancıların karıştığı davaları nasıl çözeceğini biliyor. Cliff Agrami'de hala ayaklanma yıllarında. Doran'a verilen takma adlı anılıyor. Neymiş? Cellat. Peki ona neden böyle demişler? Zaten tahmin ediyordu. Sebepleri vardı. Vidya'nın yaratıcılığı ve bağlantıları olmasaydı İngilizler onu da diğerleriyle birlikte gizlice idam ederlerdi. Kamal hizmetçilerden dolayı gereksiz ayrıntıları vurgulamadan arkasını döndü. Devi kendi kendine Bay Basu'yla hala arkadaş olduklarını not etti. Sonuçta hala mektuplaşıyorlardı. Devi durmadan arabaya gitti. Tanrıça onuruna düzenlenen büyük bir festival olan Durga Puja hazırlıkları nedeniyle Devi Tapınağı genel giriş yerine bahçeden girdi. Sokaklar, şehri süsleyen insanlar ve yaklaşan bayrama özgü eşyaları satan tüccarlarla doluydu. Adak çiçekleri, tatlılar ve özel baharatlar, kına, takılar. Arhat Devi'ye doğru yere kadar eşlik ederken tezgahın üzerindeki burun süslerini fark etti. Bunları takmayalı çok oldu. Haklısın, belki de bir tane almalıyım. Herhangi birini gösterin, ben alayım. Taşlı halka, dekorlu halka, zincirli halka. Hepsini al. Tüm seçenekler gardıroba eklendi. Bunu alalım. Erhat başını salladı, parayı çıkardı ve satıcıyla pazarlık yapmaya gitti. Devi, gündüz ayinine katılmamak için özel olarak ayin bittikten sonra tapınağa geldi. Ayinleri ziyaret etmekten kaçınıyor ve genel olarak artık tanrılara güvenmiyordu. Sarasvati Bank'ta onu bekliyordu. İşte buradasın, çabuk gel. Sarasvati de çok güzel olmuş. Ayağa kalktı ve ona doğru birkaç adım attı. Sara kıza sıkıca uzun uzun sarıldı. Seni gördüğüme çok sevindim. Ben de öyle. Yeşilliklerin gölgesine yerleştiler. Kamal'la konuştun, ne dedi? Her şeye karar verildi mi? O da herkesle aynı şeyi söyledi. Kabul etmeli ve onların istediklerini yapmalı. Peki bu fikri destekledi mi? Başka seçeneği var mı? Bu iyilik için yapılan bir fedakarlık. Her kadının kaçınılmaz kaderi. Benim için kazanma fırsatı. Her kadının kaçınılmaz kaderi. Tek fark çeyizin büyüklüğü ve nişanlının ünvanı. Lord, dük veya sıradan vaje esnafı. Zaten herkese aynı şekilde satıyorlar. Kabul ettin mi? Sarasvati soruyu sessizce sordu. Bir noktada bir yere baktı. Mecburdum. Bana mı öyle geliyor yoksa bana karşı suçluluk mu hissediyorsun? Bir dereceye kadar. Sara gülümsedi ama gözleri hala üzgündü. Bugünün geleceğini biliyorduk. İçimizden birinin ilk evlenen kişi olması kaderimizde yazılıydı. Görünüşe göre o sensin. Gurur yolu. Rüyalarımda ikimizin de kocası vardı. Ama onlar her konuda bize itaat ediyorlardı.
ve birlikte yaşamamıza izin veriyorlardı. Öyle biriyle evlenebilirim. Şaka yapıyorsun elbette. Ama ben bunun böyle olmasını isterdim. Devi ve Sarasvati'nin arasında birkaç santimetre vardı. Benim aşk anlayışım buradaki çerçeveye hiç uymuyor. Çok komik. Yüzyıllardır yerel toprakları yöneten bir aileden geliyorum. Ve burada kendimi yabancı ve hatalı hissediyorum. Sara elini çok yaklaştırdı. Yanakları hafifçe kızarmıştı. İlk defa bu kadar savunmasız görünüyordu. Bu seçim Sarasvati ile romantik rotayı açacak veya kapatacak. Cevap olarak elini uzattı. Divya elini yanına indirdi. Parmaklarıyla Sarasvati'nin koyu tenine zar zor dokundu ve düşünceli bir şekilde şunları söyledi. Ben de pek çok şey hakkında normalden farklı düşünüyorum. Hiçbir gelenek beni hissetmekten ve istediğimi yapmaktan alıkoyamaz. Ne istiyorsun? Sevdiğimi sevmek ve ona dokunmak. Parmakları neredeyse birbirine dolanmıştı. Devi aniden oturduğu yerden kalktı ve arkadaşına uzandı. Sarasvati döndü ama tepki verecek zamanı bile olmadı. Devi çenesini yakaladı ve ardından dudaklarını yavaşça yanağına bastırdı. Sara memnuniyetle gülümsedi ve utanarak mırıldandı. Daha. Biraz kıpırdayan Divya onu tekrar öptü. İnce parmaklar Sarasvati'nin boynuna indi. Narin derisinin üzerinde kaydı ve ağır mücevherlere dokundu. Daha. Sara gülümsemeyi bıraktı. Hafif bir heyecan ve beklentiyle bir sonraki öpücüğü bekliyordu. Her biri Devi'yi kızın aralık dudaklarına yaklaştırıyordu. Her şey yanaktan dostane bir öpücükle başladı. Ama gerçekten istedikleri bu muydu? Sarasvati gül kirpiklerinin altından arkadaşına baktı. Heyecanının bu kadar fark edilmemesi için yavaşça nefes almaya çalışıyordu. Genç varisler onunla kaç kez bu şekilde baş başa kaldı. Kaçı daha yakına oturabilmek için dizine, koluna, omzuna dokunmaya çalıştı. Sara bu tür girişimleri acınası bulur, gülmek isterdi. Kolayca soğuk şakalar yapar. Keskin zekasıyla erkekleri kolayca utandırırdı. Bazen güldürmek yerine can yakardı ve bunu potansiyel talipleri kendisinden caydırmak için bilerek yapardı. Ama Devi'nin yanında oturan ve bu garip ama yumuşak, tatlı öpücükleri alan Sarasvati, tıpkı kadın romanlarında yazdıkları gibi utangaç ve mutluydu. Heyecanla karışık inanılmaz bir yükseliş hissediyordu. Eğer tekrar yer değiştirirsem, dudaklarına dokunacağım. Sara hafifçe başını salladı. Başka işaretlere ihtiyaç var mı? Devi onu bu kadar şefkatle öperken insan karşılıklılıktan nasıl şüphe edebilirdi? Zaten dudaklarına geçmeye hazırdı. İkisi de bunun farkındaydı. Sen emin misin? Sessiz, ince ses. Eğer şimdi hissediyor değil de düşünüyor olsaydım, Sarasvati Basu'nun yanına oturmaya ve sonra da küstahça dizine bu şekilde dokunmaya cesaret edemezdim. Sara ona yapmacık bir ciddiyetle baktığında Devi sessizce güldü. Cesur kızlardan hoşlanırım. Yakınlarda Kaligat'ta yüksek sesler duyuldu. Tapınak dansçıları pujaya hazırlanıyorlardı. Devi ve Sara geri sıçradılar. İkisinin de kesinlikle sorun yaşamasına gerek yoktu. Biri onları bu pozisyonda yakalasaydı. Sara'ya işaret verdin. Artık birbirinize karşı ne hissettiğinizi biliyorsunuz. Rada amcamla evlenmeli mi? Devi, şüpheli sessizliği bozmak için aklına gelen ilk şeyi sordu. Sara ile ikisini en ilginç anda bölmüşler. Galiba Divya bu samimi anı daha çok hatırlayacak.
Etrafına bakınan Sarasvati hemen cevap vermedi. Sana kim söyledi? Kamal. Sara hayal kırıklığı içinde başını salladı. Evet, annem bunu mükemmel bir plan olarak görüyor. Anneli Radayla seni Lord'la evlendirecek. Ama aynı zamanda aile işlerini de sana bırakacak. Hamileliği biliyor. Bu yüzden mi acelesi var? Sarasvati omuz silkti ama biraz endişeli görünüyordu. Öyle düşünüyorum ama ikisi de sessiz. Annem amcamızın gelişi için hazırlık yapmakla meşgul. Doran Basu. Evet, annem onun ve benim birbirimize benzediğimizi söylemekten hoşlanıyor. Ama dürüst olmak gerekirse ben bile ondan korkuyorum. Gerçi gelmesi iyi olur. Düzenin nasıl sağlanacağını biliyor. Kızlar tapınağın kapısının açıldığını duydular. Kapı eşiğinde bir adam vardı. Erit Takur Kaligat'ın içinden fırladı. Çok sinirli olduğu belliydi. Kızların yönüne bile bakmadan uzun adımlarla çıkışa doğru yürüdü. Bir Brahman ailesinin varisi olan Erit, günlük hainler için sık sık ritüeller gerçekleştirirdi. Ama bugün arkadaşını takip eden Rem bunu yapıyordu. Bakışlarıyla onu takip etti. Ardından sanki bir şey arıyormuş gibi tüm bahçeye baktı. Banktaki kızları fark eden Rem, omzunu kapıya dayadı ve sırıttı. Küçük bayan Sharma yine ayini mi astı? Bay Vajie hesabımı vereceğim. Rem onaylayarak başını eğdi. Doğru, o burada ve seni bekliyor. Nişanlanmışsın. Gelin olmuşsun, seni tebrik edebilir miyim? Tebrik edilecek bir şey yok. Koca Züzine'den evlilik fikrini en çok reddeden kadını seçmesi ilginç. Tanrılar şaka yapmayı sever. Sara Rem'e tek kelime et söylemeden hala Erit'e bakıyordu. Düşüncelere dalmış halde dudağını ısırdı. Devi onun elini tuttu ve güzel gözlerine gülümseyerek baktı. Her şey yolunda mı? Sarasvati yanıt olarak Divya'nın elini sıkarak sadece başını salladı. Ancak önceki ruh halinden geriye çok az şey kalmasına rağmen yüksek sesle hiçbir şey söylemedi. Onunla konuşmayı düşündüm ama bir yere kaçtı. Veda etmek için ayağa kalktı. Dubey tapınakta genç bir kızla yalnız kaldığında endişelenmeden edemiyorum. Sarasvati ayrılmadan önce Rem'e laf sokmaktan kendini alıkoyamadı. Adam kapı eşiğinde durdu. Kollarını göğsünün üzerine kavuşturdu ve tatlı tatlı güldü. Sanırım bir dahaki sefere seni de davet etmeliyim. Rem Devi'ye sırıtarak baktı. Her ikisi de onun tapınağa neden geldiğini biliyordu. Düzenin avatarıyla baş ağrıları hakkında konuşmak için. Ama Rem Sara'nın şakasını inkar etmedi ve hatta yüzsüzce destekledi. Gurur yolu. Divya kaşlarını kaldırdı. Eğer baş ağrılarıma çözüm bulamazsan bu davetin ne faydası var? Hiç zevk alınmaz. Hayattan. Dubeyler işte. Asıl baş ağrısı onlar. Rem dilini şaklattı. Ne kadar ayıp Devi. Bir de ayıpmış. Sarasvati gitti. Seni yakında bulacağım. Arkadaşına göz kırptı. Sadece dudaklarının köşeleriyle gülümsedi. Rem Devi'yi içeri aldı. İçerisi boştu. İnsanlar bir günlük hain sonrasında tapınağı terk etmişti. Ve tapınağın düzene sokulması gerekiyordu. Tapınak dansçıları farklı salonlarda Kaligat'ın dekorasyonuyla meşguldü. Mahadeva Rita Shiva özel salonda bizi bekliyor. Şimdi ona katılacağız. Rem Devi'nin önünde durdu ve ellerini arkasında birleştirdi. Rata'nın sözlerinden hoşlanmayabileceği konusunda seni uyarmak istiyorum. Baş ağrın dışında bugünün tam olarak neyle ilgili olacağını bana söylemedi. Ağrılarını bana çok daha önce anlattığın için teşekkür ederim. Bir yere kadar olup biteni anlamama yardımcı oldu. Dostluğunuz gelişti. Bu migrenler nereden geliyor söyledi mi? Evet, bu yüzden seni uyarmaya karar verdim. O yangından neden sağ kurtulduğunu hiç düşündün mü? Çünkü sen bana yardım etmiştin. Bu tanrıçanın isteği. Bu sanırım arkadaşça bir seçim alacağız. Sen bana yardım etmiştin. Kendimi kederden ve öfkeden kaybetmiş, tarlalara doğru koşmuştum. Sen beni buldun ve oradan götürdün. Eğer yardımın olmasaydı... Orada kalırdım. Muhtemelen 5 yıldır sana doğru düzgün teşekkür edemedim.
O gece peşimden geldiğin için teşekkür ederim Rem. Bunu unutmayacağım. Rica ederim. Peki beni nasıl buldun? Değmiyoruz mu sana ipucu verdi. Daha sonra seni aramaya başladığımda nerede olduğunu baş ağrılarımız sayesinde bildim. Rem muzaffer bir edayla kollarını yanlara doğru açtı. Ne? Bu nasıl mümkün olabilir? Bugün öğrenmek istediğim şey bu işte. Belki Mahakali birleşmemizi istiyordur veya işbirliği yapmamızı, beni öylece senin peşinden göndermezdi. Vay, ne kadar çok çaba. Peki hepsi benim hatırım için mi? Çabaya değdi. Dostluğunuz gelişti. Rem sana saygı duyuyor ve değerli bir müttefik olabilir. Rem onu özel bir salona götürdü. Mahadeva'nın bize bu kadar önemli ne söylemek istediğini gerçekten bilmiyor musun? 5 yıl geçti. Hala biraz ağrım var ama çok daha az. Bilmiyorum, Ratan seni ilgilendiren her şeyi gizli tutar. Ben sadece ağrıları ve onları bizi bir şekilde birbirine bağladığını biliyorum. Bağladığını. İçeri girince Devi'nin bakışları Mahadeva'nın ince figürüne takıldı. Ratan masanın yanında duruyordu. Geldiniz. Onlara döndü. Divya eğildi. Rem heykelciklerin bulunduğu masaya yaklaştı. Her biri düzine ailelerinden birini simgeliyordu. Kızıl Kaplan Dubey, Mor Aslan Basu, Mavi Şahin Sharma, Altın Leopar Rayı, Beyaz Kaplan Takur, Yeşil Ayı Prasat ve benzeri. Yakında her şey değişecek değil mi? 4 büyük evliliğe doğru gidiyoruz. 4 mü? Sen ve Lord, Rada ve amcan Anil, abim Rej ve Amrita. Peki 4.'sü? Bu Sarasvati, sensin Kamal. Sarasvati. Kız hemen Sarasvati'nin Erit'e verdiği tuhaf tepkiyi hatırladı. Doğru. Erit'e Basu'nun kız kardeşlerinden biri için söz verilmişti. Ama Vidya Rada'yı amcama vermeye kararlı olduğuna göre bu şu anlama geliyor. Sarasvati ve Erit nişanlanacak. Onu bu kadar kızdıran ve üzen şey buydu. Bu yüzden işimiz var dedi. Bu haber Devi'yi üzdü. Sara onu teselli ediyor ve destekliyordu. Meğer kendisi de aynı durumdaydı. Onun için hatta her ikisi için de acı vericiydi. Aralarında neler oluyordu? Yasak ve yanlış bir şeydi ama çok arzu edilen bir şeydi. Ve hiçbir nişan bu duyguları yok edemezdi. Sarasvati ile birbirinizden etkileniyorsunuz. Ancak ikiniz de neredeyse nişanlısınız. Şimdi kendini düşünmeni tavsiye ederim Divya. Baş ağrılarının karmaşık bir nedeni var. Böyle bir haber karşısında insan ruhunun nasıl duygular yaşayacağını hayal etmek benim için çok zor. Devi bir adım daha yaklaştı ve Rata'nın gözlerinin içine baktı. Mahadeva. Düzenin avatarı kıza neredeyse acıyarak baktı. Pek gerçekçi değildi. İnsanların genellikle ne hissettiğini ve nasıl hissettiğini gerçekten bilmiyordu. Migrenlerinin bir nedeni var. Yangının olduğu gece kaderinde ölmek vardı. Rem onu düzeltmek için acele etti. Lord'un gelininin kaderinde ölmek vardı değil mi? Herhangi bir asil kız olabilirdi yani. Devi'nin damarlarında kanı dondu. Declire'la yakın zamanda yaptığı konuşmayı hemen hatırladı. O dönem evlenmek için ondan başka bir kızı düşünmüyormuş bile. Teorik olarak ama gerçekte Mahadeva Kali'nin ne istediğini hatırladın mı? Rem onayla başını salladı. Devi'ye ihtiyatla ona döndü. Peki 5 yıl önce o salonda ne gördün? Tanrıça gerçekte kimi işaret etti? Nord'un mektubunda yazdığı ismi gördü. Tek isim değil mi? Evet. Ama sen yalan söyledin ve düzinenin başka birini seçmesine izin verdin. Evet. Neden? Neden herkese benim gelin olmam gerektiğini söylemedin? Rem derin bir iç çekti. Bir seçim yapmak zorundaydım. Yaşama karşılık yaşam. Nord'un nişanlısı olmak senin kaderindeydi Divya. Ve o gece ölmesi gereken de sendin. Rem Tanrıça'nın Devi'yi işaret ettiğini ve onun genel valinin nişanlısı olması gerektiğini biliyordu. Bu kızın çok az ömrünün kaldığını da biliyordu. Bu yüzden daha evindeki ritüel sırasında gördüklerini Düzine'ye söylemedi. Aksi takdirde Devi'nin hiç şansı olmazdı. Rem'in yangında ölümü öngörmesi pek olası değildi. Aksi takdirde herkesin oradan kaçmasına yardım ederdi. Ama yine de kader bedelini ödetti ve olayları planladığı gibi düzenledi. Tüm çabalarınıza rağmen Devi, genel valiyle evlenmeye hazırlanıyor.
Bu ne anlama geliyor? Rem'in gözlerinde gri ve yeşil bir korku. Farkına varmanın dehşeti parladı. Evlilikten kaçamıyorsam demek ki... Ölümden de mi kaçamam? Evet. Ve 8. bölümümüz bitti arkadaşlar. 9. bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.